Kıymetli milletvekilleri, ülkemiz bu yıl 110 uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptı. Bu organizasyonlar ülkemize hem ekonomik, hem turizm, hem de prestij olarak büyük katkılar sağlıyor. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası, Artistik Jimnastik Avrupa Şampiyonası, UEFA Şampiyonlar Ligi finali, Voleybol Milletler Ligi, ilk etap müsabakaları gibi organizasyonların yanı sıra ülkemiz 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na da ev sahipliği yapmaya hak kazanmıştır. Bu organizasyonun Türkiye'ye verilmesindeki en büyük etken son dönemde Türkiye'de yapılan tesisleşme ve Avrupa'nın en genç stadyumlarına sahip olmasıdır. Ülkemizde birçok ilimizde yapımı tamamlanan stadyumlar ile seyirci kapasitesi 1 milyona yaklaşan modern ve çağdaş stadyumlar yapıldı. Ancak burada dikkatlerinizi memleketim olan Bolu'ya çekmek istiyorum. Bolu bir futbol şehridir. Bolu'da düzenlenen köyler arası turnuvalar, amatör kulüplerimizin maçları hemşerilerimiz tarafından büyük ilgi ve takdir toplamaktadır. Ayrıca tüm takımlarımız da Bolu'da eğitim kampları düzenlemektedir. Bolu Spor, Türk futbolunun efsane kulüplerinden biridir. Türkiye'de ikinci ligde, hatta üçüncü ligde mücadele eden kulüplerimiz, az önce bahsettiğim yeni stadyumlarına kavuşurken, yıllardır birinci ligde mücadele eden Bolu Spor'un yeni bir stadı olamadı. Bunun yanında altyapı ve antrenman tesisleri de yetersiz kaldı. Sayın Bakanımızdan ülkemizin ev sahipliği yapacağı 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda maçların oynanacağı iller arasında Bolu'nun da yer alması, ilimizde yeni bir stadyum ve tesislerin kazandırılmasını heyecanla beklemekteyiz. Bolu, doğal güzelliği ve turizme açık alanları ile taraftarların ilgisini çekerek ülkemize daha fazla taraftarın getirilmesini sağlayacaktır. Ayrıca Bolu'nun Ankara ve İstanbul arasında bulunması nedeniyle bu iki büyük şehrimizin yoğunluğunu hafifletmekte büyük rol alacaktır.